Yuh, bakın benim evimin arkasındaki o karanlık arkadan kurtulumu sizi bugün yemyeşil bir yere getirdim. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Biraz yüksek sesle konuşmam lazım biliyorum çünkü bir ormanın içindeyim ve hiç daha konuşamadım. İçindeyim ve beni duymanız biraz zor oluyor. Çünkü çok fazla böcek ve rüzgar sesi var ama halledeceğiz. Hadi bakalım. Bugün sizlere benim hayatımı böyle gerçekten çok değişik yerlerden etkileyen bazı sözleri paylaşmak istiyorum. Ama bu böyle şey değil. İşte Lao Tzu'dan işte sevgi emektir, emek kaderdir, kader ise bilmem nedir falan gibi böyle içinden bir sürü mana çıkaracağınız şeyler değil. Sözler değil. Böyle biri bir şey söylemiştir, aklıma kazınmıştır falan. Ben de çok değişik bir ufuk açmıştır, bakış açımı değiştirmiştir falan. İnşallah video güzel çıkıyordur. Çünkü ben bu videoyu bir kere daha çektim. İnanılmaz böcek sesi. O cırcır böcekleri ve hiç susmamışlar arkadan. Neyse, geri dönüyoruz. O sözlerden paylaşmak istedim. Konuşamadım. Asla çok stres oldum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet. Cümlelerimin hepsi burada yazıyor Friends defterim içerisinde. Başlıyoruz. İlk cümlemiz keşke keşke demesek. Bu benim ilkokul öğretmenimin çok sık söylediği bir cümleydi. O zaman daha küçücük bir aklımla ona rağmen çok etkilenmiştim bu sözden. Çünkü hani keşke derken şey, keşke dememek için bile keşke diyor oluşumuz, ona bu kadar bağlı oluşumuz, geçmişimizle ilişkimizin bu kadar kuvvetli olması ve o bilmiyorum o yargılayıcı şey tabii orada küçücükken dahi gibi bunları düşünmüyordum ama seneler geçtikçe buna daha her sene farklı bir anlam veriyorum ve çok 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 hoşuma gidiyor. Keşke keşke demesek gerçekten keşke keşke demesek yani ne diyebilirim ki zaten gayet açık anlamı benim çok hoşuma giden bir cümle. İkincisi insan bilmediği şeyden korkar. Ben bunu ne zaman duydum, nereden duydum bilmiyorum. Galiba öğretmenlerimden birinden duydum yine. Tam hatırlamıyorum ama her şeyi o kadar uyarlayabiliyorum ki bu cümleyi. İnsan bilmediği şeyden korkar. Yani gerçekten insanın yani korktuğunuz her şeye bunu uyarlayabiliyorsunuz. Her şeye. Sınavdan mı korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Sınavda ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Ne not alacaksınız bilmiyorsunuz. Ya da işte uçaktan mı korkuyorsunuz? Uçakta bir şey olur mu? O an ne hissederim? Türbülans olacak mı? Bundan korkuyorsunuz. Ya da yani ne olabilir mesela? Yalnızlık korkusu. Niye? Çünkü yalnız kaldığımda ne yapacağımı bilmiyorum. O duygularla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Yani kısacası insan korktuğu şey aslında bilmediği şeydir. Bilmemek hakkında bilgi sahibi olmadığı şey onu korkutur ve bunu gerçekten hayatımda her şeye uygulayabiliyorum ve gün geçtikçe yani her gün daha anlamlı oluyor benim için. Çok severek böyle yani karşıma her böyle bir şey çıktığında aklıma gelen ve çok sevdiğim bir söz. İnsan bilmediği şeyden korkar. Bunu önemli bir düşünür falan da söylemiş olabilir ama ben ondan duymadım yani bilmiyorum. Üçüncüsü iltifatı kabul et. Bu cümleyi basıldık. Basıldık. Birileri geldi. Tamam. Biri geldi de şurada. Üçüncüsü iltifatı kabul et. Bunu bilmiyorum nereden duydum ama şunu çok sık yapıyordum ben. İşte mesela birisi bana dedi ki yüzün çok, cildin çok güzel dedi. İki şey yapıyordum. Ya birincisi iltifatı kabul etmeden alelacele hemen ona bir iltifat yapıştırıyordum. Ya da yaptığı iltifatın değerini küçültmeye çalışıyordum. Yani tabii bunu bilinçli yapmıyordum ama cildin çok güzel. Ya bir şey yapmıyorum ki yüzümü yıkıyorum sadece ya falan yapıyordum. Ya da hayır canım seninki daha güzel. Ay estağfurullah seninkinin yanında benimki ne ki falan gibi cümleler kuruyordum. Bunların ne kadar tehlikeli olduğunu bu cümleyle yani bu cümleyle özetlenebilir aslında ama okuduğum yerde bu daha ayrıntılı anlatılıyordu. İltifatı kabul etmek. Aslında yani kendimize yani bir iltifata bile çok görüyor olmak beni çok şey etkilemişti yani bunu okuduğumda. O günden beri her zaman iltifat edildiğinde önce teşekkür ediyorum, susuyorum. Eğer iltifat edeceksem de ben de ona karşılık bunu bir kenara yazıyorum, başka bir zaman ediyorum. Çünkü o an etmek yani şey gibi düşünün yani içten içe sevineceksiniz tam. Sevinecek bir yer var bununla. Şey diyorsunuz, sus sevinme sen onu hak etmiyorsun dur şimdi falan diyorsunuz gibi. Bilmiyorum bir sürü mana veriyorum ama iltifatı kabul etmek çok önemli gerçekten. Hiç üstüne düşünmediğim şey ama özgüven geliştirme konusunda, kişisel gelişim konusunda gerçekten bana çok yardımcı olan bir şey. Edilen iltifatları kabul etmek, teşekkür etmek ve sakin kalmak. Gelelim üç şey dördüncüye.
Friends dizisinde Phoebe'nin bir terapist bir sevgilisi vardı sanırım. İlk sezonlardan birindeydi. Ve adam sürekli bu grupla ilgili işte çıkarımlar yapıyordu, bir şeyler yapıyordu. Ve bir yerde işte evden çıkarken Monica'nın böyle hızlı hızlı kurabiye yediğini görünce diyordu ki Monica unutma onlar yemek, sevgi değil. Şimdi böyle bir cümle insanın nasıl aklında kalır? Nasıl kalır biliyor musunuz? Ben böyle son 6-7 seneye kadar çok iştahsız, böyle ne bileyim hiç böyle yemekten medet uman bir insan değildim. Lezzet bilen bir insan değildim. Sadece karın doyurmak için yemek yiyen çok zayıf bir insandım. Ama sonra inanılmaz iştahım açıldı ve çok yeme eğilimi olan birine dönüştüm. Bu repliği duyduğumda böyle sanki farklı bir kapı açıldı benim kafamda. Çünkü gerçekten de ne zaman yemek yemek istesem, bir şeyler yemek istesem tıkınırcasına yiyorum. Deli gibi yiyorum ve yerken amacım ne tok olmak ne canımını istemesi çoğu zaman. Ve çoğu zaman bir şey yemek için yiyorum. Ve işte o oral dönem fiksasyonlarını falan geçiyorum da takıntılarını neyse. Bu cümleden yola çıkarak ne zaman stresli olsam, ne zaman böyle sosyal kabulden endişe etsem, yani sosyal manada eleştirileceğim ya da kabul almayacağım bir ortama girecek olsam, streslensem, başarılı olamayacağımdan korksam, yaptığım şey sorumluluk verdiği zaman üstüme bundan gerilsem, yani bir sürü davranış örüntülerinin sonunda ben deli gibi yemek yediğimi fark ettim. Yani böyle ağzıma bir şeyler sokuyorum sürekli ama bir mana yok. Yani bir şey, bir maksadı yok yememin. Bu cümle o yüzden bende kıymetli çünkü gerçekten de ne zaman böyle yerken yakalasam kendimi dönüp diyorum ki Ayşe onlar sevgi değil, onlar güven değil, onlar sosyal kabul değil, onlar sadece yemek, kurabiye falan. Evet, bu cümle bu manada benim hoşuma giden hep düşündüğüm cümlelerden bir tanesi. Gelelim sondan bir öncekine. Every life has a story. Yani her insanın, ay her hayatın bir hikayesi vardır. Her yaşamın bir hikayesi vardır. Ben böyle sokağa çıktığımda şeyi çok yaparım. Böyle, özellikle yalnız çıktığımda bir sürü insan görüyoruz ya böyle. Hep bakarım ve derim ki yani düşünebiliyor musun şey yani bu insanın çok farklı dertleri var. Çok farklı bir çevresi var. Annesi babası ilişkileri farklı. İşi farklı, gücü farklı, aşkı farklı. Her şeyi farklı. Ve onun küçücük zihninde yani senin göremeyeceğin kadar soyut olan o zihinde koskoca bir dünya var. Bu benim için her zaman çok anlamlı olmuştur. Ve çok beni derinlere götürür falan düşündürtür yani üzerine. Ve TLC daha TLC olmadan önce daha yeni açılmışken TLC Oprah yayınlanıyordu. Ve Oprah'nın açılışında jeneriğinde Oprah böyle Every Life Has a Story diye başlıyordu. Ve onu duyduğumda dedim ki yani işte benim açıklamaya çalıştığım şey bu. Aslında size basit gelebilir yani Türkçesini İngilizce çevirince her hayatın bir hikayesi vardı falan gibi ama bilmiyorum. Bana farklı hissettiren bir cümle. 8 senedir yanlış bilmiyorsam belki 7-8 sene olmuştur. WhatsApp story'imde Every Life Has a Story yazıyor. Ay WhatsApp story değil, WhatsApp durumumda. Evet. Çünkü benim karakterimi ve hayata bakış açımı yansıtan çok kıymetli bir cümle. Gerçekten ben de hayata böyle bakıyorum. Every Life Has a Story. Anladınız mı? Gelelim sonuncuya. Bunu Zeynep Selvin Çarmıklı'nın ya TEDx konuşmasında ya kitabında Pembe Fili Düşünme'de okudum. Şöyle bir örnekle başlıyordu. Diyordu ki bir arkadaşınız size gelse inanılmaz darmadağınık, çok üzgün, çok mutsuz, çok başarısız hissediyor. İşte diyor ki ben hiç başaramayacağım, geleceğe karşı çok umutsuz ve size geliyor. Ağlıyor, mahvolmuş. Ne yaparsınız? Şimdi ben orada hemen düşünüyorum. Diyorum ki ya arkadaşım sonuçta işte sırtını sıvazlarım, şöyle derim, böyle derim. İşte ona umudunun bitmemesi gerektiğini anlatırım, şöyle söylerim, böyle söylerim falan. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Sonraki cümle beni çok etkilemişti. O cümlede şöyle diyordu. Peki neden aynı şekilde aynı durumdayken, aynı şekildeyken kendinize bunları yapmıyorsunuz? Benim için öz şefkat kavramının ortaya çıkışı bu cümleydi. Büyük yani büyük bir böyle sanki şey cama tosladım. O halde bir tane şeyde moda programında vitrini tosluyordu. Aynen öyle tosladım. Yani gerçekten neden yapmıyorum? Yani düşünsenize bir arkadaşınız geliyor size çok kötü bir durumda falan ve siz şey diyorsunuz. Sen hep böylesin zaten. Başarısızsın. Sen neyi başardın ki? Niye böyle yapıyorsun ki işte? Niye ağlıyorsun ki yani? Boşuna ağlıyorsun. İşte geleceği de boş ver. Yapamayacaksın sen falan gibi. İşte aşağılayıcı, zedeleyici, can acıtıcı böyle şeyler söylemek.
olası değil tabii ki ama kendimize ne kadar rahat söylüyoruz. O böyle bir tane ya self harm diyesim geliyor ama öz zedeleyici mi denir? Öz zedeleyici. Özünü kanırtmak. Self harm'ın öz kanırtma olarak çevrilmesi hakkında KHK. Öz kanırtmayı ben böyle kullanıyorum. Çok hoşuma gitti bu. Bu kadar sık kullanmak çok tehlikeli aslında. Kendimize de o kadar şefkatli olmamız. Yani belki o kadar değiliz çünkü otokontrol bizde sonuçta. Bu hayattan ben sorumluyum. O hayattan değilim. Evet, bunun farkındayım ama yine de bu kadar sert davranmaya gerek var mı yani? Umutsuz olmaya, yerden yere vurmaya, çok büyük azarlamaya, yargılamaya. Bence gerek yok. Çünkü birlikte yaşıyoruz sonuçta bu iki kişilik, o yargılayıcı kişilik ve ben birlikte yaşıyoruz. O yüzden benim için dediğim gibi öz şefkati hayatıma yerleştirmem için çok önemli olan, kendime bakışımı çok değiştiren, çok sevdiğim bir cümle. Aynı şeyi kendinize yapabilir miydiniz? Aslında cümle bu. Yine geldi o kuş. Bakın az önce ben video çektim. Bu kuş değil. Böcek yüzünden o videoyu silmek zorunda kaldım. Bitireceğim şu videoyu. Allah'tan bitmek üzereyken geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. İnsanlar geliyor. Hoşçakalın.